أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, Nisa adıyla, Nisa ismiyle isimlendirdiği bu mübarek surenin, Suretün Nisa'nın 140 numaralı ayet-i ilahiyesinde bizi mükellef tuttuğu bir husus ile bugünkü sohbetimizi, dersimizi, vaazımızı, ezan-ı Muhammedi okunana kadar bu ayet-i ilahiyenin etrafında devam edeceğiz. Ve bu ayet-i kerimenin bize taalluk eden, bizi alakadar eden, bizi ilgilendiren, bizi sorumlu tutan cihetlerini sizlere arz etmeye çalışmış olacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi, amellerimizi, niyetlerimizi, gayretlerimizi Kur'an-ı Kerim'e muvafık eylesin. Kardeşler, müminler, İslam toplumu dediğimiz zaman, şimdi bir toplum var, bir de İslam toplumu var. Toplum başka şey, İslam toplumu başka şeydir. Çünkü farklı bir mana ortaya çıkıyor. Toplum dediğimiz zaman aklımıza insanların bir araya gelmesi, bir arada bulunması, bir arada beraber yaşaması akla geliyor. İnsanlar bir araya gelirse buna Türkçemizde ne diyoruz? Toplum. Toplanmaktan geliyor. İnsanlar toplanırsa, bir araya gelirse, bir yere yerleşirse buna toplum deniyor. Bu insanlara mahsus bir kelimedir. Zaman zaman söylüyoruz. Hayvanlar bir araya gelir de bir yere yerleşirse onlara toplum demiyoruz. Ne diyoruz? Sürü. Koyun sürüsü, sığır sürüsü, hayvan sürüsü diyoruz. Toplum denmez. Daha patatesler, domatesler, kabaklar, kavunlar, karpuzlar bir araya gelirse onlara ne diyoruz? Yığın diyoruz. Karpuz yığını. Toplum diyemezsiniz. Patates yığını. Ama insanlar bir araya geldi mi toplum. Bakın her kelimenin bir manası var, yeri var, mevzusu var. Dikkatli kullanmak lazım. Türkçeyi iyi bilmek lazım. Kelimelerle oynamamak lazım.
Bir de İslam toplumu var. Bakın toplum anlaşıldı. İslam toplumu dediğiniz zaman durum değişir. İslam toplumu ne demek? Evvela İslam'a göre eğitilmiş bir toplum akla gelir. İslam'a göre eğitilmiş. İslam'dan neyi kastediyorsun hocam? 6666 ayetten ibaret olduğu ifade edilen Kur'an-ı Kerim'i 600 bin hadis ifade edilen hadis ise yani sünneti kastediyoruz. Kur'an ve sünnet. İslam deyince, İslam deyince gözünüzün önüne Kur'an-ı Kerim gelmiyorsa sapıklık içindesiniz. İslam deyince gözünüzün önüne Hazreti Muhammed Mustafa gelmiyorsa cehalet içindesiniz. Aman dikkat edelim ha Müslümanlar. İslam deyince hocam benim gözümün önüne türbeler geliyor, mezarlar geliyor. Ya ne alakası var bana? İslam deyince evvela gözünüzün önüne Kur'an-ı Kerim gelecek. Çünkü Kur'an İslam'ın kaynağıdır. İslam deyince benim gözümün önüne Mevlid geliyor hocam, Mevlid, Mevlid. Ulan ne alakası var Mevlid İslam'la? Şimdi bazı sosyeteler var, efendim çağdaş aileler, çağdaş insanlar, çağdaş kadınlar, İslam deyince Mevlid okutmak aklına geliyor. Ne kadar zavallı, ne kadar cahil insanlar. Eğitilmemiş. İslam deyince mezarlar, kabirler, türbeler, ne alakası var? Evvela zihninizde, beyninizde, aklınızda, gözünüzün önüne, hayalinize, hafızanıza İslam deyince şu Kur'an-ı Kerim gelecek. Temel budur. İslam toplumu deyince de Kur'an ve sünnete göre terbiye edilmiş, tesviye edilmiş, tebliğat yapılmış, İslam'a göre tahsil ve terbiye edilmiş topluma ne denilse söyleyin İslam toplumu. Bir toplum İslam'a göre terbiye edilmemiş, okutulmamış, eğitilmemiş, öğretilmemiş, ilmini, ahlakını, edebini, hayasını, tahsilini, terbiyesini İslam'dan almamışsa o topluma İslam toplumu diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Diyemezsiniz. Müslümanlar, halimizi iyi anlamamız lazım. Türkiye'de yaşayan insanların %99'u Müslümanmış. Bunu söylerken düşünmek zorundasınız. Müslüman olmak için İslam eğitiminden geçmek lazım. İslam eğitimdir. İslam bir terbiyedir, bir yaşam biçimidir. İslam hayatımızın tamamını içine alan ilahi bir nizamdır. İslam toplumunun devamı bozulmadan, çözülmeden, parçalanmadan, herhangi bir dejenerasyon dediğimiz bozulmaya, çözülmeye uğramadan devam etmesi için o toplumu teşkil eden fertler teker teker sorumluluk içinde olacaklar. Kötülüklerin karşısında, günahların karşısında, ayıpların, edepsizliğin, hayasızlığın, yanlışların karşısında o toplumu teşkil eden Müslüman fertler sessiz kalmayacak. Başka türlü o toplumu götüremezsiniz. Sessiz kalmayacak. Bu davranışın Kur'an'daki adı emri bil maruf nehy anil münkerdir. Yani Allah'ın dinini, aklın ve şeriatın hoş gördüğü, mübarek gördüğü, makbul gördüğü şeyleri topluma yayacaksın. Allah'ın, Resulünün, Kitabullah'ın kötü gördüğü, haram kabul ettiği, nehyettiği, yasak ettiği şeyler olduğu zaman onu ortadan kaldırmaya çalışacaksın. Emri bil maruf, nehy anil münker, çok mühim bir hadise. İslam toplumunun dinamizmi budur, dinamik yapısı budur. Bir toplumda, Müslüman bir toplum dediğimiz toplumda insanlar günahlara karşı, haramlara karşı, hayasızlıklara karşı duyarsız olmaya başlarsa, aa hiç duyarlı değil adam, ilgilenmiyor ya, neyime lazım diyor, kim ne yaparsa yapsın diyor, ilgilenmiyor, neme lazım diyor, sessiz kalıyor, hissiz kalıyor, duyarsız kalıyor, ilgisiz kalıyor,
çabalamıyor, önlemeye çalışmıyor ve bir takım tedbirler almak için koşuşmuyor, toplanmıyor, kimseyi ikaz etmiyor, bir araya gelmiyorlar, yardımlaşmıyorlar, kötülüğün önüne geçmek için tedbir almıyorlar. İşte bu toplum en kısa zamanda Allah'ın rahmetinden çıkar, lanetine uğrar. Kötülüklerin istilasına uğrar, işgaline uğrar. Kültür emperyalizminin altında kalır. İslam kişiliğini kaybeder, namusunu kaybeder, haysiyetini kaybeder, şahsiyetini kaybeder. Bir Müslüman toplumun bozulmaması, çözülmemesi, sapıtmaması, çarpıtmaması için emri bil marufu, nehyi münkeri aynen yaşaması lazım. Sessiz bir toplum, suskun bir toplum Allah'ın belasına girmiştir. Günahların karşısında titrememiz lazım. Tam aksine öyle bir toplum meydana geldi ki adına İslam toplumu diyoruz. Bakın televizyonlarda ırzına tecavüz edilen kadınların, ırzına tecavüz edilen kızların görüntüye getirildiği televizyon programları seyirci izlenme rekorları kırıyor. Hani aldatılmış, atlatılmış, bir takım bakire kızları kandırmışlar, şaşırtmışlar, yanıltmışlar, iş vereceğiz demişler, artist yapacağız demişler, kandırmışlar, sonra ırzına tecavüz etmişler, sonra kaldırıp atmışlar, sokakta kalmış, kötü yola düşmüş, genel evlerine satılmışlar, kiralanmışlar. Bunların hayat macerasını anlatan televizyon programları Türkiye'de izlenme rekoru kırıyor mu, kırmıyor mu? Bu ne şekil bir toplum ya? İslam toplumunda bu rezaletler, bu kepazelikler, bu yayınlar, bu programlar mümkün mü, bu kadar iştahla, sapık bir zevkle seyredilebilir mi? Bu nasıl toplum? Hani önüne geçilecekti? Neme lazım demek var mıydı? Bir Müslüman öyle düşünemez. O kötü yola düşürülen, kandırılan, saptırılan, ırzına tecavüz edilen o kızlar, acaba o seyreden seyircilerden birisinin kızı veya kız kardeşi olsaydı, iştahla seyrediyor, reyting rekorları kırıyor, her akşam bu gibi sahneler, bu gibi haramlar, günahlar, programlar allana ballana iştahla, istekle anlatırken bunları seyreden Müslümanım diyen insanlar, acaba kendi kızları, kendi kız kardeşleri bu duruma düşseydi ne olurdu? Sessiz mi kalırdınız? Neme lazım mı derdiniz? Müslüman toplum böyle olamaz. Topluca o televizyon programında yayın yapan yayıncı, o yayın yapan televizyonun sahibi, yayın müdürü, yayın ekibi, spiker, konuşmacı, sunucu, hepsi birden Müslümanların tepkisiyle, karşı koymasıyla karşılaşması lazım mı, değil mi? Lazım, ama bunu sen söylüyorsun. Müslümanlar, bu toplum böyle giderse ayakta kalamaz. Mümkün değil. Cinsi sapıklıklar, uyuşturucu iptilaları, homoseksüel ilişkiler, livata dediğimiz erkek erkeğe bu kepazelikler almış başını gidiyor. Hatta ve hatta daha tehlikelisi, daha kötüsü, toplumda bu sapıklar, bu reziller, bu homoseksüeller, bu sapık ilişkiler içinde bulunan aktörler, sanatçılar, şarkıcılar, popçular, müzikçiler yavaş yavaş toplumda hoşgörüyle karşılaşmaya başladılar mı, başlamadılar mı? Hoşgörü, hoşgörü. Neyi hoş görüyorsun sen ya? Bu cinsi sapıklıkları, bu haramları, günahları, içkiyi, alkolü, rezaletleri toplum yavaş yavaş hoş görmeye başladı mı, başlamadı mı? İşte toplum bitmiştir. O andan itibaren felaket başlamıştır. Efendiler, kardeşler, Müslüman oluşumuzun, Müslüman mümin oluşumuzun sorumluluğunu taşımaya mecburuz. Vallahi yemin ile söylüyorum, Müslüman olmak sorumluluktur.
Müslüman olmak sorumluluktur. Eğer sorumluluk duygusu taşımayacaksanız Müslüman olmayın. Müslüman baştan başa sorumluluk demektir. Allah'a karşı evvela tabii, topluma karşı, peygambere karşı, kendimize, ailemize, çocuklarımıza baştan başa sorumluluktur. Bu sorumluluk hızla çöküyor. Niye Müslüman olduğunu adam bilmiyor. Bakın mesela Nisa suresinin 140 numaralı ayetini okudum. Şimdi kısaca arz edeyim. Zaman hızla geçiyor, ezan yaklaşıyor. Ben de zorlanıyorum söylemek istediğim sözleri, noktaları, hususları acaba şu zamana sığdırabilir miyim diye vallahi zorlanıyorum. Zaman hızla akıyor. Bakın ayeti siz de gidip evinizdeki tefsir kitaplarından okuyabilirsiniz. Nisa suresi 140 numara. Arz ediyorum. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah kitabında şu hükmü sizin üzerinize, sizin sorumluluğunuza indirdi. Nezzele indirdi demek. Gökten yere indirmek demek. Nezzele. Yünezzilü tenzil. Tenzil indirmek demek. İndirmek. Onun için tüccarlar mallarının fiyatlarını düşürdüğü hadiseye ne diyorlar? Tenzilat. Tenzilat. İndiriyor adam, fiyatları indiriyor. Allah da bu kelimeyi nezzele indirdi. Gökten yere Allah bir ayet indirdi. Nerede? Fil kitabı. Kitaba. Kitapta. Kim için? Aleyküm. Ey Müslümanlar, sizin için. Bakın ayet. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah kitabında sizi alakadar edecek, sizi sorumlu tutacak bir ayet indirdi. Okuyorum. Ayet şudur ki, اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا Bir toplumda, bir salonda, bir zeminde, bir alanda, bir mekanda, eğer Allah'ın ayetleri inkar ediliyorsa, Allah'ın ayetleriyle, mukaddesat ile, maneviyat ile, manevi değerlerimizle, ahlaki değerlerimizle alay ediliyor, oyun oynanıyor, kötüleniyor, aşağılanıyor, inkar ediliyorsa, sen de o toplumda bunun farkında olduğun durumda bakıyorsun ki, Allah'a isyan ediliyor bir alanda, bir salonda, bir mekanda, bir toplumda. Sen de o toplumun içindesin. Baktın ki Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor. Allah'ın yasaklarıyla alay ediliyor. Kötülük yapılıyor, haram işleniyor, içki içiliyor, rezaletler icra ediliyor. Sen de oradasın. Sorumluluğun ne? Ayet okuyorum. فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ Onların olduğu mekanda onlarla beraber oturmayın, oturmayın, orada oturmayın. Subhanallah. Bu ayet bizim için geldi. فَلَا تَقْعُدُوا Ey Müslüman olduğunu söyleyenler, Allah'a isyan edilen mekanda, alanda, salonda, yerde oturmayın. Oturma. Oturursan ne olur hocam? İçki içilen lokantada oturmuş adam çorba içiyor, içki içmiyor. Hocam ben içki içmiyorum, çorba içiyorum. Çorba içtiğin lokantada içki satılıyor mu, satılmıyor mu? Oturduğun yerde rezalet var mı, haram var mı, günah var mı? Var. E canım ben o günaha katılmıyorum. O günahın işlendiği mekanda mısın, alanda mısın, salonda mısın? Aynı yerdeyim. Allah diyor ki فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ Orada onlarla beraber bulunma, orada oturma, onların yanında, yakınında, o çatının altında olma. Olursam ne olur? Oturdum. Ayet okumaya devam ediyorum. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِسْلُهُمْ اِنَّكُمْ Muhakkak ki siz izen o takdirde mislühüm. Aynen onlar gibi olursunuz. Onları nasıl cehenneme atarsak sizi de aynen cehenneme atarım. Okuduğumuz bir ayettir. İnneküm izem mislühüm. Misil demek aynı demek. Aynı o içki içenlerin bulunduğu yerde siz de çorba içer efendim vesair ama onu ben yapmıyorum, onu kullanmıyorum desen bile
Değil mi ki aynı mekandasın, aynı salondasın, aynı alandasın, aynı çatı altındasın, aynı restorandasın? Aynen içki içenler ne kadar günahkar, ne kadar asi, ne kadar suçlu, ne kadar günahlıysa inneküm izem mislü, siz de onlar kadar günahkarsınız. Katıldınız, aynı zemine, aynı mekana ortak oldunuz. Emri bil maruf yapmadınız, kötülüğü anlatmadınız, kötü görmediniz, ayrılmadınız, hoş gördünüz, ne var canım bunda, ben bunu yapmıyorum ki bunu olsam ne olur, olmasam ne olur dediniz. Bu sözler İslam'a, imana, Kur'an'a aykırıdır Müslümanlar, hacılar, kardeşler. Bu toplum ne olacak? İnneküm izem mislühüm, onların aynı emsali gibisiniz. Böyle olduğu takdirde aldırış etmiyorsanız canım ne olacak, içkili olsa da içkisiz olsa da fark etmez. Efendim çıplaklar olsa da olmasa da nasıl fark etmez ya, sen Müslümansın. Müslüman adam içki satılan bir büfeden, içki satılan bir efendim dükkandan, içki satılan bir marketten nasıl alışveriş yapabilir? Hani içki haramdı, kötüydü, hani kötülüğe razı olmayacaktın, önleyecektin, önünü alacaktın, sınırlamaya çalışacaktın, tedbir alacaktın. Hiçbir şey yokmuş gibi gidiyorsun, çıkıyorsun, alıyorsun, veriyorsun, haram mı, değil mi, ilgilenmiyorsun, dikkatini çekmiyor. Sen Müslüman mısın ya? Neren Müslüman senin? Sübhanallah. Nasıl Müslümanlık bu? Nasıl İslam toplumu? İşte bu noktadaki duyarsızlığımız, sessizliğimiz, suskunluğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya devletleri içinde içki tüketiminde üçüncü sıraya getirdi. Şu anda dünyada en fazla içki tüketen devletlerin vallahi üçüncüsüyüz. Şu kepazeliğe bakın. Hani %99 Müslümandı? Adama gülenler be. Vallahi şeytan kıs kıs gülüyor. Böyle şey olur mu? Sigara tüketiminde dünyada birinciyiz. Hiçbir Müslüman aklı başında, iradesi yerinde, imanı, ihlası, tekvası, her an Allah'ın huzurundaymış gibi, peygamberin huzurundaymış gibi düşünen bir Müslüman nasıl o sigara denen dumanı çeker, çeker, çeker? Nereye çekiyorsun sen ya? Bu nasıl İslam toplumu? Düşünün, kumar dediğimiz rezalette kumarhaneler, kumarcılar, kumarcılar kralları, dünyada kumarda ikinci sıradayız. Amerika birinci, Türkiye ikinci kumarda. Milli piyango, zilli piyango, felan piyango, loto, toto, sayısal, mayısal. Ulan bunlar ne oluyor ya? Ne Müslümanlığı bu? Utanmak lazım. Günahların karşısında sessiz kala kala, bakın nereye geldik? Nereye, hangi noktaya geldiniz? Bu halimizle, bu tarzımızla, bu tavrımızla nasıl Allah'a gideceksiniz? Nasıl Muhammed Mustafa'ya gideceksiniz bu halimizle? Düşünün ki insanların üzerinde bu kadar haramların egemen olduğu bir toplum, günahların egemen olduğu, haramların, zinanın, fuhşun, fahişeliğin, eşcinselliğin, kötülüklerin bu kadar egemen olduğu toplumlar hayatta kalamamıştır. Varsa bir tane gösterin. Hayatta kalamamıştır, hayatta kalamamıştır, rezil usvay olmuştur. Devletleri yıkılmış, toplumları çökmüştür. Allah'ın lanetine uğramışlardır. Bir toplumda sessizlik başladı mı, hissizlik başladı mı, tepkisiz kaldı mı, ilgisiz kaldı mı, neme lazım diyenler çoğaldı mı, o toplum çöplük olmuştur, çöplük, çöplük. Çöplük toplumlar. Bakın çöpler de bir toplumdur. Çöpler bir araya geliyor. İtibar var mı çöp? 10 ton çöpü yığın şuraya, kimse gidip bakmaz diye çöplük. İnsanlar böyle olmamalı. Geçen dersimde İsrail oğullarının bu hallerinden dolayı nasıl lanete uğradıklarını arz ettim. Nasıl? Maide suresinin 79. ayetini okumuş. Ve kânû lâ yetenâhevne am münkerin faluhu. İsrail oğulları kendi toplumlarında işlenen kötülükleri, günahları, isyanları görüyorlardı fakat önüne geçmeye çalışmıyorlardı. Çalışmıyorlardı. Herkes istedi yapsın diyordu. Hoşgörüyle karşılıyordu haramları. Ne oldu?
Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud. Davud aleyhisselamın lisanıyla şey dediğimiz yok. Ama hoşgörülü olduğunuz zaman, ılımlı olduğunuz zaman, yumuşak olduğunuz zaman o toplumda kötülükler artıyor mu, azalıyor mu? Bana bunun cevabını ver. Kötülükler, eşcinsellik, hayasızlık, rezillik, rüşvet, kumar, işret, namussuzluk, haksızlık, hırsızlık, hoşgörülü olduğumuz zaman artıyor mu, eksiliyor mu? Ne dersiniz? Hüküm ona göredir. Bunun cevabını vermeden bu konuyu konuşamazsınız. Halbuki normal hallerde hüküm başkadır, anormal hallerde hüküm başkadır. Mesela af buyurun bir köpek, Allah etmesin, bir mahallede, bir çevrede, bir köyde, bir kasabada, bir yerde köpeklerden bir tanesi kuduz olsa, kuduz ısırdığını çıktığı zaman, efendim bu hayvanları koruma dernekleri var, şimdi köpekçiler var, çağdaş aileler var, çağdaş kadınlar çıkmış şimdi, kucağında insan yavrusu değil köpek yavrusu gezdiriyorlar. Köpek besliyor, köpek süslüyor, köpek gezdiriyor. Sırtında semeri köpeğin, boynunda kemeri, kulağında küpesi. Köpek işi, gücü onu gezdirmek, dolaştırmak, beslemek, süslemek köpekten yaşıyor. Bu şekilde yaşayan kadınlara çağdaş kadın diyorlar. Sübhanallah. Şu memleketin haline bak ya. Bu köpeklerden birisi kuduz olduğu zaman birisi kalkıp da ya bu hayvandır bak ne kadar süslü, ne kadar semerli, ne kadar kemerli, ne güzel hayvan, buna müsamaha edelim, buna tolerans gösterelim, buna efendim hoşgörüyle karşılayın diyebiliyor mu? Kuduz olmuşsa anında öldürülüyor. Öyle mi değil mi? Kuduz köpeğe hoşgörü gösterilir mi? Gösterilmez mi? Soruyorum vicdanlarınıza. Şimdi bizden kuduz köpeklere karşı hoşgörülü olmamızı istiyorlar. Her akşam televizyon adını verdikleri, kanal dedikleri, falan kanalizasyon, falan TV, falan TV, falan TV. Her akşam bangır bangır ırzına geçiren kadınları, fahişeleri, eşcinselleri imrendire imrendire, özendire özendire, ballandıra ballandıra anlatan bu televizyoncuların bu kuduz köpekten farkı var mı yok mu? Yok. Niye sessiz kalıyorsunuz? Ahlakınız yıkılıyor. Manevi değerleriniz parçalanıyor. Aile bütünlüğünüz yok ediliyor. Irz ve namus kavramları aşındırılıyor. Niçin sessiz kalıyorsunuz? Bunun sonucu felakettir. Düşünün, ismini söylemeye gerek yok, hepiniz biliyorsunuz. 30 seneden beri bir sinema artisti, kadın aktrist diyorlar. Erkek olursa aktör, kadın olursa aktrist. Sinema oyuncusu bir kadın 30 yıldır İstanbul'da, 30 seneden beri bütün yetkili makamların bilgisi altında, malumatı altında 30 seneden beri bir film artisti, bir oyuncu, bir film oyuncusu, bir kadın, bir film yönetmeniyle vallahi nikahsız yaşıyor. Çoğunuz bilirsiniz. 30 yıldır nikahsız yaşıyor. Ne dini nikaha ne de resmi nikaha asla yaklaşmıyor. Ben nikah istemiyorum diyor. Sevmiş olmam yeter. Nikah diyor bağnazlıktır. Nikah köleliktir. Nikah yanlıştır. Nikah ne lüzum vardır diyor. Bir kadın artist. Hatta İstanbul'da bir ilçemize 4 yıl belediye başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığına seçildi. Şu toplum nasıl Müslüman toplum ya? 30 seneden beri nikahsız yaşayan bir sinema artisti, bir kadını bu millet İstanbul'da mühim bir ilçeye belediye başkanı seçti mi seçmedi mi? Vay zavallı Müslüman millet vay. Şimdi o kadın televizyonculuğa soyunmuş. Yıllardan beri televizyonculuk yapıyor. Televizyonda program yapıyor. Falan kanalda, falan televizyonda program yapıyor. Ne yapıyor? Bir gizli kamera almış, yakalamış nereden aldıysa, bir de bir manken,
vücudunu kiralayarak geçinen bir çıplak mankeni kiralamış. Kira. Mankenler biliyorsunuz kiralık kadınlardır. Vücudunu kiraya veriyor. Elbise, mayo falan filan kira. Bir manken kiralamış, onun çantasına da küçücük minicik bir gizli kamera koymuş. Yapan kim? 30 yıldır nikahsız yaşayan bir fahişe. Kur'an'a göre bu kadın vallahi fahişedir. Zaniye, fahişe. Doğru Gülhane Askeri Akademisi. Gülhane Tıp Akademisi'ne göndermiş falan tabip albayın efendim muayenehanesine gidecek, geleceksin. Girecek, çıkacaksın. Orada numara yapacaksın, cilve yapacaksın. Kendini oraya beğendireceksin, açılacaksın, saçılacaksın. Avret yerlerini ortaya koyacaksın. Bu albayı yoldan çıkarıp gizli kamera çekeceksin. Bu albayın ahlaksızlığını topluma göstereceğim diyor. Diyen kim bir fahişe? Ve subhanallah. Ve bu program izleyici rekoru kırıyor. Zevkle izliyor millet. Bu nasıl millet ya? Tepki gösteren yok. Karşı koyan yok. Sessizlik, hissizlik, tepkisizlik. Bu ne sapık bir toplum oldu? Kimse demiyor ki sen 30 yıldır fuhuşla yaşıyorsun, zinayla, nikahsız yaşıyorsun. Senin ne hakkın var böyle program yapmaya? Defol git diyemiyor. Böyle toplum yaşayamaz. Ve şimdi bu programcı, şerefsiz, namussuz, karaktersiz, ahlaksız, fuhuşla, zina ile yaşayan bu kadına sorsanız İmam Hatip okullarını kapatalım mı? Kapa, hemen kapatalım diyor. Vay namussuz vay. Başka ne diyecek zaten? Bakın İmam Hatip okullarının, Kur'an kurslarının kapatılmasını isteyenlere bakın. İşlerinde Allah'a secde eden bir kimseye rastlayamazsınız. Vay din düşmanları vay. Vay İslam düşmanları vay. Vay onları seyreden suskun cemaat. Hissiz cemaat. Katsiz cemaat. Böyle bir yere varamayız. Bakın. Fela tek'udu mahum. Onların arasında, onların yanında, yakınında, salonunda, alanında onlarla beraber oturmayın. Bu ayeti Kur'an'a ben sokmadım. Allah gönderdi. Kad nezzele aleyküm. Bakın. Fil kitabı, kitapta gelen bir ayettir. Efendiler sorumluyuz. Size fıkıhtan bir hüküm arz edeyim. Bütün kitaplarda var. Eskiden cambaz diye, cambaz adıyla insanlar varmış. Cambaz, cambaz. İki tane yüksek direk dikilirmiş bazı alanlara, bazı salonlara. O iki direğin arasına ince bir tel çekilirmiş. Veya sağlam bir ip çekilirmiş. O cambaz denen adam o yüksekte iki direğin arasına çekilmiş bulunan telin üzerinde yürürmüş, kalkarmış, oynarmış, zıplarmış. Buna ne diyorlar? Cambaz. Kitaplarda bir hüküm. Hasbel beşer, insan olması sebebiyle bu iki direğin arasına gerilmiş, çekilmiş ince telin üzerinde oynayan, zıplayan cambaz denen bu adam hasbel beşer veya hasbel kader, kaderin bir şeyi olarak oynarken, zıplarken seyircilerin ortasında, işte herkes seyrediyor. O esnada oynadığı, cambazlık yaptığı telden aşağıya düşer de ölürse, Allah düştü öldü adam ya, olur mu olmaz mı? Olur, düşer ölür. Bu kişinin ölümünden orada seyirci olarak bulunan her Müslüman vallahi mesuldür. Hepsi mesuldür. Kitaplar öyle geçiyor. Niçin? Eğer o seyirciler orada olmasaydı, cambaz orada olacak mıydı, olmayacak mıydı soruyorum. Seyirci orada olmasaydı, cambaz ne arıyordu orada? Onu oraya çıkaran sizsiniz. Seyirciler, televizyonlar her akşam ırz ve namus katliamı yapıyor. Şeref katliamı mahremlerle, haremlerle, ırz ve namusla her akşam yayın yaparak katliam yapıyor. Siz seyirci olmasaydınız bu yayınlar yapılır mıydı, yapılmaz mıydı? Vallahi sorumlusunuz. Billahi sorumlusunuz. Hey gidi Müslümanlar, hey! İnne's sem'a vel basara vel fuade küllü ulaike kâne anhu mes'ûlâ. Bak ayet okuyorum.
Allah diyor ki Celle Celaluhu, inne sema, size verdiğim şu kulaklar, vel basara, size verdiğim şu göz, gözler, vel fuade, şu gönül dediğimiz, kat dediğimiz organlar, organlardan, gözünüzden, kulağınızdan, küllü ülaike kâne anhu mes'ûlâ, teker teker sizi suale çekeceğim. Bakın ayet okuyor. Efendim, ben istediğime bakarım, çıplakları, seks filmleri seyrederim, eşcinsellere bakarım. Tamam, ama sorumluluğunu kabul et. İnne sema vel basara, bak gözünüzden suale, neye bakıyorsunuz, neye bakmıyorsunuz? Göz enerjisini, kulak enerjisini, gönül enerjisini, beyin enerjisini neye sarf ediyorsunuz, neye sarf etmiyorsunuz? Bu bir enerjidir. Gece yarılarına kadar kepazelik, diziler, filmler, tiyatro eserleri senin ırzını, namusunu, kültürünü, medeniyetini, iffetini parçalıyor. Sen böyle bakıyorsun. Tepki yok, karşı koyma yok, telgraf çekmek yok, telefon etmek yok, istemiyorum demiyorsunuz. Adam diyor ben reyting rekorları kırıyorum diyor, izleyici rekorları kırıyorum diyor, %30 millet beni seyrediyor diyor, ben kahramanım, ben bir numarayım, ben sultanım diyor. Senin yüzünden söylüyor. Müslümanlar böyle bir yere varamayız. Bakın Cenab-ı Hak suale çekeceğini söylüyor. Eğer müminsek ki amennâ, müminiz elhamdülillah. Hepinizin Müslüman olduğunda zerre kadar tereddüdümüz yok. Ama sorumlu Müslüman olalım, sorumlu. Bakın Müslüman olmak başka şey, şuurlu Müslüman, sorumlu Müslümanlık başka şeydir. Biz sorumlu Müslüman arıyoruz, şuurlu Müslüman arıyoruz. Dinine sahip, davasına sahip, kızına, karısına sahip, gözüne, kulağına sahip, sahip, sahip Müslüman. Hepiniz biliyorsunuz kanaldan kanala transfer olan bir yerli dizi var. Alkışlanıyor, seyirci rekorları kırıyor, reyting rekorları kırılıyor, muazzam takip ediliyor, izleniyor, izleniyor. Ne? Bir yerli dizi. Ya soruyorum size kardeşim, günlük meseleleri konuşuyorum, hayali bir şey anlatmıyorum. Yerli bir dizi var, adını bizimkiler koymuşlar, bizimkiler. Bir apartmandaki insanların hayatını konu ediyor, yöneticisi var, bir tane kapıcı var Cafer diye. 200'lü mi, 500'lü mi, soytarı mı, insan mı, rezil mi, namussuz mu? Biz kapıcı var, işte yönetici var, doktor var, dunkop var, falan var, filan var, merkep var. Bütün millet bunu soruyorum size. Bu diziyi saatlerdir, senelerdir seyrediyorsunuz. Hiç bu dizinin içinde bir camiye, bir seccadeye, namaz kılana, Allah diyene, dua edene rastladınız mı, rastlamadınız mı? Bak dinsiz bir dizidir. Vallahi bu dizi dinsiz ve imansızdır. Zavallı Müslümanlar, vay zavallı Müslümanlar. Bir secde, bir seccade, bir cami hiç gördünüz mü? Allah diyen var mı dizide? Ne kadar ahlaksızlık, gıybet, çekiştirme, dedikodu, şerefsizlik, hırsızlık, alkol, içki, pislik. Bütün bunlar resmen yayıyor mu, yaymıyor mu? Söyleyin ya. Ne biçim Müslümanız? Hanginiz bir telgraf çektiniz? Hanginiz bu dinsiz diziyi kaldırın dediniz? Hepiniz mesulsünüz. Camiye gelmek mesuliyettir. Namaz kılmak mesuliyettir. Allah demek mesuliyettir. Muhammed Mustafa demek mesuliyettir. Sorumlu Müslüman, şuurlu Müslüman, eli öpülecek Müslüman, ayağı öpülecek Müslüman, alnından öpülecek Müslüman. Nerede şuurlu Müslüman, nerede sorumlu Müslüman? Müdahale edeceksiniz haramlara, günahlara, isyanlara, yanlışlara, hatalara. Sessiz kalmayacaksınız. Hissiz, katsiz kalmayacaksınız. Suskun, suskun kalınmayacak şeyler var. Kuduz köpekler derhal yakalanır, derhal alınır, derhal öldürülür. Toplum tehlikeye düşer. Karantina var. Bir memlekette, bir köyde, kasabada bulaşıcı bir hastalık çıktığı zaman o köyün insanlarını dışarıya salmazlar. Dışarıdaki insanlar o köye, siz söyleyin, sokmazlar. Buna karantina denir. Hani hoş göreceksiniz? Burada hoşgörü olur mu? Bak kepazelik var, hastalık var.
Allah nasip ederse 15 gün sonra hac tecelli edecek. Hacca giden kardeşlerimiz akın akın gidiyorlar. Daha gideceklerimiz var. İşte değerli, çok elhamdülillah başından beri saygıyla, sevgiyle, alakayla dinlediğiniz, takip ettiğiniz, mihrapta, minberde gördüğünüz Şaban hocam, Allah kendisini aziz etsin, hacca gidiyor. Gitmeden evvel hazırlık yaptı, ihram aldı, iki parça havlu aldı, elbise diktirdi, malzemeyi aldı. Soruyorum size, hac yapan kardeşlerime, dünyanın dört bir tarafından akın akın uçakla, otobüsle, şuya buyla gelen insanları Cenab-ı Hak geldikleri gibi hürra Mekke'ye sokuyor mu, sokmuyor mu? Soruyorum, sokuyor mu? Vallahi sokmuyor. Evvela elbisenizi ülkenizden, memleketinizden getirdiğiniz elbiseleri çıkarttırıyor. Soyun bakayım, çıkar şu elbiseyi. Evvela ihrama sokuyor, sonra Mekke'ye sokuyor. Bunun adına karantina denir, karantina. Ne malum yolda gelenler, Endonezya'dan gelenler, Malezya'dan gelenler, Irak'tan gelenler, ne malum gelirken bit getirmediler, pire, yavşak, pislik, hastalık ne malum getirmediler? Ya yayılırsa Mekke'de, ya hastalık yayılır, bir yanda insanlar kırılırsa, tedbir olsun diye Mekke'nin belli mesafelerinde, mikat adındaki yerlerde hacılar durduruluyor. Elbiseleri çıkartılıyor. Tepeden tırnağa yıkanıyor. Gusül abdesti aldırılıyor. Tırnakları kesiliyor. Tıraşları oluyor. Etek tıraşı, koltuk tıraşı bitiyor. Ondan sonra iki parça dikiş olmayacak. Dikiş ipliği olmayacak. İki parça çamaşır olmayacak. Atlet olmayacak. Don olmayacak. Kilot olmayacak. İki parça havluya sarıyor. Seni derhal garantiye alıyor, karantinaya alıyor, şimdi Mekke'ye girin bakalım diyor mu demiyor mu? İhram budur. 1400 seneden beri Mekke'de hiç bulaşıcı hastalık duydunuz mu? Karantinaya alıyor Hazreti Muhammed Mustafa, garantiye alıyor hacıyı. Hoş görmüyor, gelin kim varsa gelin, dolun Mekke'ye, kimin iş, hangi elbiseyle gelirsen gelin demiyor. Geliyor, hudutta bekliyor, ihram, ihram, ihram. Yapmayın Müslümanlar. İslam akıl ve ilim dinidir. İslam akıl ve ilim dinidir. Temeli vahiydir. Allah'a ve Resulüne dayanır. Vahiy olmadan, akıl olmadan, ilim olmadan İslam olmaz. Yapmayın Allah aşkına. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim. İhramın renginin beyaz olması vaciptir. Aa, Allah Allah. Ya Cenab-ı Hakk'ın işine bak. O ihramın rengine bile müdahale etmiş. Rengi beyaz olacak. Siyah olmaz, lacivert olmaz, sarı olmaz, kırmızı olmaz. Beyaz ihram. Hacılar ihramı beyaz giyecek. Niye? Demin dedim ki İslam akıldır, ilimdir, vahidir. İlimde, fizik ilminde soruyorum size. Çok sıcak bir zamanda, sıcak bir iklimde, güneşin tam tepede olduğu bir esnada, güneş bütün ağırlığıyla dünyaya yansıtıyor ışığını ve hararetini. Güneşin ışığına karşı renklerin bir kısmı hassas, bir kısmı değişik bir tavır içinde. Koyu renkler mi güneşi çok çeker, beyaz renk mi güneşi çok çeker? Soruyorum. Koyu renkler güneşi çok çeker. Hatta mercek dediğimiz hani böyle gözlük camı gibi kambur camlar var. Onu güneşe tutun, altına siyah bir kumaş tutun, anında yakar. Beyaz bir parça tutun, yakamaz. Koyu renkler güneşi çok çeker. Beyaz renk güneşi yansıtır, çekmez. Allah'ın Resulü hacılar o yoğun sıcakta güneşte yanmasınlar, sıcağın etkisi altında fazla kalmasınlar diye koyu renkler değil, ihramın rengini siz söyleyin ne tercih etmiş? Beyaz tercih. Yani kefenle nefenle bir alakası yok. Yok ya, ne kefeni be? Kefen öyle mi olur? Hacıyı meyit zannediyor herif. Hacılar meyit olmaya haca gidilir mi ya? Hacdan geldikten sonra adam kendisini ölmüş kabul ediyor. Ticaret yapmıyor, dükkanına gitmiyor, terazi almıyor. Ne oldu hacı efendi? Ben öldüm diyor, kefen giydi. Ulan neren ölmüş, hayattasın? Çalışmıyor, çabalamıyor. Şu zihniyete bak, şu sapıklığa bak. Şu yanlışlığa, şu ahmaklığa bak. Çalışmak farzdır. Ölünceye kadar çalışmak farzdır. Tembellik lanettir, pisliktir.
Bunları nasıl anlatılır bu cemaate? Ya Rabbi, böyle muazzam rahatsızlık içindeyiz. İşte kardeşler, bir geldiği zaman Müslüman tavrını koyacak ortaya, tercihini, düşüncesini, kanaatini, aklını, ilmini ortaya koyacak. Suskun kalmak çok kötü bir şeydir. İnsanlarla hayvanları vallahi birbirinden ayıran en dinamik özellik suskunluktur, konuşmak. Hayvanlar susar, insan konuşur. Yani konuşacaksınız. Mutlaka içki içeni de bul, konuş. Haramlığını anlat, günahlığını anlat. Alak, şimdi toplum suskun hale geldi. Kimse kimseyi sormuyor, bir şey anlatmıyor, açıklama yapmıyor. Devlet de bu hale geldi, hükümet de bu hale geldi. Adam İçişleri, bak, Emniyet Genel Müdürünü görevden alıyor. Şimdi toplum merak ediyor, ya bu Emniyet Genel Müdürünü niçin görevden aldı? Herkes merak ediyor. Bir satır açıklama, görülen lüzum üzerine. Bu toplumla alay etmektir bu. Görülen lüzum üzerine. Niye açıklama yapılmıyor? Niye toplumun merakı? Niye açık toplum değilsiniz? Niye şeffaf toplum değilsiniz? Niye birbirinizden korkuyorsunuz? Niye devlet milletten korkuyor? Niye millet devletten korkuyor? Oğlum bir şey ya. 4 tane sapık çıkıyor. Aczi mendil, sarık, sakal, sopa. Meydanlarda bir gösteri, bir nümayiş, bir hay huy, hay huy. Hemen devlet, eyvah, devlet yıkılacak diyor. Devlet bu, devlet için gene çadır mı ya? Yıkılacakmış. Bu ne biçim milletiz? Bu ne biçim devlet? Bir Ali Kalkancı çıkıyor, canımıza okuyor, diyaneti sallıyor, sarsıyor bütün Müslümanları. Bu ne biçim millet olduk biz? Hani ilim, akıl, vahiy, kitap, sünnet? Ne oldu bu millete? Yapmayın Müslümanlar. Dini İslam'a sahip çıkın. İmam Hatip'e sahip çıkın. Vallahi Kur'an kurslarına sahip çıkın. Bir avuç medyanın kurbanı etmeyin. Vallahi pişman olursunuz. Sonunuz hüsran olur. Felakete gidersiniz. Allah'ın lanetine uğrarsınız. Yapmayın. Sorumluluğunuzu hissedin. Ben bunları söyleyerek bana düşen görevimi yapıyorum. Allah razı olsun. Geçen cuma da bu konuyu işlemiştim. Sitemizden binlerce faks gitmiş genelkurmay başkanına, meclis başkanına, falan parti başkanına, falan parti başkanına binlerce faks gitmiştir. Milli Güvenlik Kurulu gündeminden İmam Hatip okulları siz söyle, çıkartıldı mı çıkartılmadı mı? Milletin hareketiyle olmuştur. Ankara'da vakıflar, dernekler, İmam Hatip Vakfı, İmam Hatip Cemiyetleri, dernekler, ilim yayma cemiyeti dernekleri Ankara otelinde 150 milletvekilinin katıldığı, yemek verildiği, görüşüldüğü, konuşulduğu, meclis başkanı, ona heyetler, hatta Maraş vilayetimizin, Maraş'ın yarısı Ankara'ya taşınmış. Niye? Milli Eğitim Bakanı Maraşlı diye Maraş milletinin yarısı Ankara'ya demişler ki ey Milli Eğitim Bakanı, seni Maraş'a sokmayız. Kulak aferin millete be. Yahu çalışın kardeşler, bu vatan bizim. Bu memleket bizim, bu camiler bizim. Hiç kimse buraya hakim olamaz. Biz canımızı vermişiz bu topraklara, kanımızı vermişiz. Bu vatan bizim, bu memleket bizim, bu hayat bizim. İslamsız ben memleket istemiyorum. Kur'ansız, ezansız, namazsız bir ülke istemiyorum. Hepiniz de böylesiniz. Allahu Teala cümlemizi bu duygularla coşkun hale getirsin inşallah. Haftaya nasip olursa bu konunun çok daha çarpıcı cihetleri var. Çok can alıcı meseleler var. Onları arz etmek üzere sizi fazla bekletmeyeyim. Hak Teala cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, mümin kardeşlerimizi rızasına, rahmetine, cennetine, razı olduğu gayretlere muvaffak eylesin. Mukadder buyursun. Bizi kulluğundan ayırmasın. Yolundan, yönünden saptırmasın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu münasebetle ben de Şaban hocama hayırlı yollar, uğurlu yollar diliyorum. Allah şimdiden haccını makbul eylesin, mebrur eylesin, mübarek eylesin. Bizden şu camideki cemaatimizin tamamından Kâbetullah'a ve Ravza-i Nebiyye'ye selam götürsün, selam getirsin inşallah. Allah selamet versin. Lillahi Teala.